Her şey serbest. Her şeyi konuşacağız. Hiçbir şey hesap etmeden söyleyeceğiz. Evet, borcu yapalım. Daha doğrusu size değil. Çocuklarınıza ve torunlarınıza borcu deyince Akkuş doğurdu, Mesubiye doğurdu, Ünye doğurdu. Hepsi oldu. Size bir ufuk açmak için de bunu yaptım ve buradaki arkadaşlarım bir şekilde olmasa hoşuma gitti. 100 yılın ordusunu yapmak. 100 yılın ordusunu yapmak. Daha doğrusu size değil. Çocuklarınıza ve torunlarınıza bir ordu bırakmak. Onun dışında hiçbir şey umurumuzda değil. Ne rantmış, ne paraymış, ne pulmuş, ne şuymuş. Öyle bir şey bizim kitabımızda yazmaz. Tamam mı? Buraya geldik daha güzel bir ordu yapmak için. Örnek bir şehir yapmak için. Biz bir ordu aldık. Güzel bir orduyu da Allah ne kadar imkan verirse yapacağız. Biz de geleceğin ordusunu yaparken bu yanlışları elden geçirdik. Bizim amacımız daha güzel bir ordu yapmak. Yanlışlarla devam etmek değil. Dolayısıyla bunu böyle düşünerek yapın. Çünkü ben de sizin gibi bir orduluyum. Gerekiyorsa birlikte çalışalım. Tamam, bizim her şeyimiz sizle beraber. Dediğim gibi ayrı gayrı yok. Ordunun ufacık bir duvarını bile gören bir kimse, şu an sadece orayı gören bir kimse bu orduya ait demesi lazım. Bir bahçenin şeklini, bir yolun şeklini, bir tarzımızı biz oradan çıkartması lazım. Ordunun bir kişiliği var. Ordunun bu kişiliğini yansıtacağız. 19 ilçede 19 yerleşim yeri seçtik. Ve buralarda şimdi çağdaş bina nasıl olur? Bunun hazırlığını yapıyoruz. Mesela Ulu Bey'i beğeniyor musunuz? Korgan'ı beğeniyor musunuz? Yani şehircilik açısından. Yani bir yolun etrafında binalar yapılmış. 19 yerleşim yerine 19 şey kuruyoruz. Şehir. Bunun yerleri seçildi. Size ilave iş. Oturun. Hele bu İstanbul'un mesela ikinci nüfusu Ordu. Allah göstermesin. Sözüm meclisten söyle. Keşke bunu sözü söylemeyecek durumda olsam. Bir deprem olsa İstanbul'da. İkinci, üçüncü günde ne yapacaktır? Pek çok ordulu toprağına gelecek, buraya gelecek. Gelen su isteyecek, yol isteyecek, bina isteyecek. İşte bu güzel şeyi şimdiden yapalım. Yani geleceğin 100 yılın ordusunu yapıyoruz. Kaygım yok, ticari kaygım yok, para pul yok, şu yok. Tek şeyim güzel bir ordu yapmak. Süleyman falan başlattığı gibi. Kimse kimseye delege etmesin. Yani ne hata varsa bu hatayı yaparken de birlikteydik. Güzeli yaparken de birlikteyiz. Daha güzeli yaparken de birlikte olacağız. Onun için size teşekkür ediyorum. Burada şehircilik anlayışı, mimarlık anlayışı, hatta tarih bilinci hepsi beraber, sosyolojisiyle beraber hareket edeceğiz. Yani bu bir büyük şehir. Nasıl ki İstanbul'da Pendik'le Yeşilköy'ün arasında bir fark yoksa, Ümraniye ile Üsküdar'ın arasında bir fark yoksa, büyük şehir olarak bakacağız olaya. Durum bu. Bunun şöyle bir silkelenmesi lazım arkadaşlarımızın.